Allah Celle Celaluhu ela inne evliyallahi la khaufun aleyhim ve la hum yahzanun. Allah'ın evliyalarına korku ve hüzün yoktur. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu onlardan korkuyu ve hüznü almıştır. Ve alırken de onların vasfını şöyle yad eder: Ellezine amenu ve kanu yettekun. Çünkü onlar iman ettiler. Allah'ı görür gibi iman ettiler ve Allah'tan tam hakkıyla korktular. Ve onlar için de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu lehumul büşra fil hayati dünya. Onlara dünya hayatında bir beşaret müjde vardır ve fil ahiret, bir de ahirette onlar için beşaret ve müjde vardır. Ve bunların hakkında, evliyaların hakkında olan hüküm Allah Celle Celaluhu tarafından icra edilecektir. Çünkü ayette Allah buyuruyor ki la tebdile li kelimatillah. Allah'ın kelimelerinde tebdil, tahir olmaz. Allah vaadinden dönmez. Evliyası için neyi vaat etmişse yerine getirecektir. Nasıl ki Peygamber aleyhissalatü vesselam için Habibim sana vaat edilen verilecektir dediyse, aynen Resulullah aleyhissalatü vesselam istikametli velilere de, ki 3. 4. haftada da bu istikametsiz giden veliler hakkında da inşallah cemaate malumat vermeye çalışacağız eğer Allah ömür verirse, bu istikametli giden velilere Allah mutlaka vaat edilen şeyi verecektir. Ve kutsi hadislerinde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu peygamberin lisanıyla şöyle buyurur: Men adeli veliyen fekad azentuhu bil harb. Benim himayemde olan kullarım, salih kullarıma, velilerime kim itiraz eder, kim karşı gelirse bilsin ki bana harp ilan etmiştir. Ve ben de bu velilerime karşı buğuz ve adavet besleyenlere harp ilan ederim diyor Allah Celle Celaluhu. Bir insan Allah'la harp ederse mutlaka sonunda esfel-i safilini boylar. Ve devam eder. وَمَا تَقَرَّبَ اِلَى عَبْدِي بِشَيْءٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّ اَفْتَرَتُّ عَلَيْهِ. Kulum bana ancak farz ibadetleri, farz olan hükümleri yaparak yaklaşabilir diyor Allah Celle Celaluhu. Nasıl Allah'a sevgili olunacak? Hazreti Allah burada bildiriyor. Başta bana farz ile yaklaşılacak ve öyle yaklaşılacak ki ben onu seveceğim. Ve bundan sonra farz ibadetleri de yaptıktan sonra ve ma yezalu abdi yetekarrabu ileyye bin nevafil. Ondan sonra da kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşır. Ya boşuna mı ki büyük zatlar sabahlara kadar namaz kılmışlardı? Akılları ermiyor muydu? Ancak bununla yaklaşabilirler. Nafilelerle ondan sonra. Ve öyle bir yere gelir ki hatta ahabbehu fe iza ahbabtuhu. O beni sever, ben de onu severim. O kulumla sanki ahbap oluruz diyor Allah Celle Celaluhu. Teşbih manası var. Yani benimle o kulum, bana yaklaşan, beni seven o kulumu ben de severim. Tıpkı ahbap gibi oluruz. Ve bundan sonra ben olurum. Kuntu zamirini kullanıyor. Yani mazi sigasıyla. Kuntu sem'ahüllezi yesme'u bihi. Artık ben onun işiten kulağı olurum. Bakın, şimdi Gavs-ı Azam'ı anlatırken bazı mübalağaymış gibi gelen hakikatler, işte hepsi bu hadis-i kudsinin içerisindedir. O kulum bana o kadar sevgili olur ki artık ben o kulumun işiten kulağı olurum. وَبَصَرُ الَّذ۪ي يُبْصِرُ بِهِ. Ondan sonra artık ben onun gören gözü olurum. O kulum bir şeyi gördüm derse sanki ben görmüşüm, ha o görmüş, hiç farkı yok. Allah Celle Celaluhu burada vekalet veriyor yani. Artık o kulumun gören gözü olurum. وَيَذَهُ الَّتِي يُبْتِشُ بِهَا. Ve artık ondan sonra ben onun tutan eli olurum diyor. Götürüyorsunuz bir veli zatın yanına hastanızı, biiznillahü teala masaj ediyor veya öfeliyor bizim tabirimizle. Allah'ın izniyle ondan sonra o hasta şifa buluyor. Ama hakikat ehli tabi olacak. Bundaki hikmet Allah Celle Celaluhu'nun bu kutsi hadisindeki ben onun tutan eli olurum. Yani sanki o el kudret elini temsil ediyor bir cette. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْش۪ي بِهَا. Ben artık onun tutan ayağı olurum diyor Allah Celle Celaluhu. Sanki attığı adım benim namıma atılmış gibidir. وَاِنْ سَأَلَنْ يَعْطَيْتَهُ. Bir şey benden sorur isterse onun isteğini ben ona veririm o evliyamın. وَلَاِنِ اِسْتَعَاذَن۪ي لَاَعِذَنَّهُ. Eğer bir şeyden kızar,
bana sığınırsa onun himayecisi, sığınakgahı ben olurum diyor Allah Celle Celaluhu. Ve aziz Müslümanlar, bu kutsi hadis ve ayet-i kerimenin ışığında devam ediyoruz. Biliyorsunuz İslam şeriatını meydana getiren 4 usul var. 4 ilim, 4 kapı veyahut. Birincisi fıkıh. Helalı, haramı, evlenmeyi, hadleri, bütün şeyleri içine alan ilim dalına fıkıh diyoruz. Ve ikincisi ilmi kelam. Allah Celle Celaluhu'nun zatını, sıfatlarını bize tarif eden Kur'an'daki derin manaları, hadisteki derin manaları anlama ilmine de ilmi kelam diyoruz. Ve üçüncüsü de ahlak. Ahlakı da tarife gerek yok. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği en güzel ahlak ölçüleri ahlaklanmaya da İslam şeriatında ahlak diyoruz. Ve dördüncü bir esas ki o da tasavvuftur. Tasavvufun en önemli şubesi de tarikatlar. Yani selef-i salihinin, Kur'an'ın ve hadisin övdüğü kişilerin izinden gidilen, açılan yola tarikat namı veriyoruz. Ve senelerden beri alem-i İslam'da bir kışla hükmünde, birer ordu hükmünde olan bu mübarek ocaklar hep İslam'a hizmet etmişler ve hiç olmazsa kendi müritlerinin onlara mehdiyet veyahut zamanın devrin insanı zanını verip onların imanının kurtulmasına vesile olmuşlardır inşallah rahman. Ve bu kıyamete dek de sürecektir. Şimdi biz ana tarikatlar içerisinde genellikle memleketimizde 3 büyük insanı tanırız. Gerçi hepsi büyük fakat genelde bunları tanıdığımız için bunların hayatından şöyle bir özet verelim. Birincisi, yani doğum sırasına göre ele alırsak, künyesi Kutbu Rabbani, Gavs-ı Semadani, Şeyhül İslam, Muhyiddin Ebu Muhammed Abdülkadir İbni Salih. Ki Cengi Dost da lakabı buna eklenir Farsice radıyallahu teala. Şeyh Abdülkadir Geylani. Veyahut da halk arasında Gavs-ı Azam veya Şah-ı Geylani kısa ismiyle. Bu zatı İran'da, yani bugünkü İran toprakları içerisinde kalan Cilan veyahut bizim tabirimizle Gilan kasabasında, ülkesinde dünyaya gelmiş salih bir insanın evladı, salih bir ananın ve salih bir babanın evladıdır. Doğumu Hicri olarak 470, miladi olarak 1077 yılına tesadüf eder. Görülüyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 4 asır sonra dünyaya gelmiş, kendisinden evvel de nice tarikat büyükleri gelmiş ama bunlar da bir cihette tarikat yani tasavvuf babında birer müştehit misali. Nasıl ki İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Hanbel radıyallahu teala, bunlar gelip de fıkıh usulünü, şeriat usulünü belli bir sınıra koymuşlarsa bu büyük insanlar da gelmişler, tasavvuf usulünü en güzel şekilde yerleştirip gitmişler, Allah ebeden razı olsun. 470 Hicri senesinde dünyaya geliyor ve 561 veya miladi karşılığı 1165 senesinde Bağdat'ta vefat etmiştir. 91 yıl yaşamış ve 91 sene müddetince de Kur'an ve sünnet-i Muhammedi çizgisinden en ufak bir şey şaşmamış büyük bir insan. Nesebini yani sinsilesini böyle bir ele alırsak hani soruluyor hangisi büyüktür? Aslında biz bu büyük zatların büyüklüğünü takdir etmemiz için onlardan daha yüksek bir makama çıkmamız lazım ki diyeceğiz bu büyüktür bu küçüktür. E bizim gibi kısa boylular bunlar gibi bala olan zatlara katiyen yetişemezler. Cenab-ı Allah hepsine razı olsun diyoruz. Nesebi Hüseyin'idir ve bir cihette Hasan'idir. Yani anası Ümmül Hayr Hazreti Hüseyin'in evladından gelmektedir. Babası Ebu Salih ise Hazreti Hasan'ın neslinden gelmektedir. Yani iki cihette de seyittir Gavs-ı Azam. 12 tane erkek evladı ve 2 kız çocuğu dünyaya gelmiştir. Ve bu insan mübarek bir Ramazan gününde dünyaya geldiği rivayet edilir. Hatta kendisi bizzat kendi ağzıyla itiraf eder, o mübarek ağzıyla itiraf eder. Der ben bir Ramazan günü dünyaya geldim. Ve dünyaya geldim, gündüzleyin imsak saatinden ta iftar saatine kadar ana sütü emmedim. Ana sütü emmedim. Bize göre acayip bir şey tabii ama dedik hani baştaki ayet ve hadislerin ışık altında bakarsanız meseleye hiç de işin acayiplik yönü yok. Çünkü
Peygamber aleyhissalatü vesselama varis olacak bir insanın böyle olması elzemdir. Nasıl ki büyük insan onu şöyle tarif eder: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin zatının mucizesi Gavs-ı Azam'dır der. Peygamber aleyhissalatü zatının mucizesi. Ve bu insan Ramazan'da doğduğunda akşama kadar ağzına süt emmez. Ve o bölgenin insanları anası Ümmül Hayr'e sorarlar: Abdülkadir veyahut Muhyiddin bugün süt emdi mi? Hayır, emmedi. Öyleyse bugün Ramazan'ın biridir. Ve daha geniş manada bu akşam bayram mıdır değil midir, yine onun süt emip emmemesinden halk anlardı. Çünkü Allah'ın salih bir kuludur. Ve muhterem müminler, dedik çok salih bir aile, seyyid bir aileden zuhur etmiş bu seyyid olan büyük insan Gavs-ı Azam, kendi halasına bakın, yani en küçük bir misalini verirsek, halası Ayşe Hatun, memleketinde yağmur olmadığı zaman kendisine gelirler, yaşlı piri fani bir kadındır ama Hazreti Hüseyin'in evladıdır. Kendisine gelirler, ana memleketimizde yağmur yok ne yapalım dedikleri zaman hemen süpürgesini eline alır, evinin toz toprakla kaplı olan avlusunu süpürür ve süpürgesini indirmeden "Ya Rabbi, ben avlumu süpürebildim, sen ne sula ya Rabbi, susuz bırakma bizi" dediği zaman en kısa zaman içerisinde yağmur yağardı. Daha bu o büyük insanın halası, bir de kendisini düşünün. Ve muhterem müminler, kendisinden yine çocukluğunu aktarıyoruz. Kendisine sorarlar: "Üstad, işini ne üzerine bina ettin? Yolunu yordamını nasıl ayarladın da bu mevkiye geldin?" Büyük insan şöyledir: "Ben yolumu yordamımı doğruluk üzerine adamış oldum. O şekilde yolumu yordamımı menzilimi aldım" der. Ve devam eder: "Ben küçüktüm" der. "Daha 8 yaşlarında babam vefat etmiş. Kendi kariyemde sığır otlatıyordum, ah buyurun. Ve sığır otlatırken günün birinde otlattığım sığırdan şöyle bir ses işittim." Yine belki acayip gelir, sığır konuşur mu? Allah isterse otu bile konuşturur, taşı bile konuşturur. Yani buna imanımız var. Sığır kendisine döner: "Muhyiddin" der, "Allah seni sığır otlatmak için mi yarattı? Sen hep benim peşimde beni otlatmak için dolaşıyorsun. Halbuki sen yüksek bir makamın insanı olacaksın. Dön git de ilim öğren, irfan öğren" der. Ve ben hemen döndüm eve. Anam Ümmül Hayr'e dedim ki: "Ana, ben böyle böyle bir ses seda işittim ve bana yardımda bulun ve bana helal et, ben ilim tahsil etmek için Irak topraklarına gideceğim." Anası kendisine 80 dinar getirir, 40 dinarını küçük kardeşine ve 40 dinarı da kendisine taksim eder. Çünkü babalarından kalma bir mirastır. Ve benim sırtıma diyor ki bir bel bağı içerisinde bağladı, bana giderken de şöyle dedi: "Oğlum Abdülkadir, bu benim seni son görüşümdür. Çünkü döndüğünde annen hayatta olmayacaktır yavrum. Yalnız annenin sana ilk ve son nasihatı ve ilk ve son dersi: sakın oğlum yalan söyleme. Dost doğru ol. Kur'an-ı Kerim'de nasıl festekim kema umir, peygambere söylüyorsa olduğun gibi dost doğru ol. Allah'tan kork ve katiyen yalan söylemeye tevessül etme oğlum. Allah işini rast getirsin" dedi ve beni sevk etti. Yolda gelirken çok iyi biliyorsunuz bir eşkıya cemaatine rast gelir. Ve eşkıyalar bütün herkesin parasını, ganimetini alırken bu çocuğu da getirirler yanlarına. "Senin neyin var?" dediklerinde, "Benim de belimde 40 dinarlık param var" der. Eşkıya der ki, kalenderi der ki, "Eğer sen böyle demeseydin biz seni arayacak değildik. Niçin böyle söyledin?" Dedi ki, "Benim anam seyyidedir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın evlatlarındandır. Ben de onun evladıyım ve yalan söylememek üzere ahd-ı peymanım vardır. Yalan söylemekten çekinirim. İşte belimde, isterseniz alın." Ve eşkıya orada ağlamaya başlar. Der: "Ya Rabbi, bu kadarcık bir çocuk bir yalan söylemekten çekiniyor. Bense bütün yıllarımı bu çöllerde gasple, eşkıyalıkla geçirdim. Senden korkmuyorum ve korkmadığım için de bunu yaptım ya Rabbi. Ama şu anda itibaren bu mahzun sebi çocuk beni irşad etti. Ve ben tövbe ediyorum. Ya Rabbi tövbemi kabul et." Daha 8 yaşında irşad ediyor veya 10 yaşında. Ve artık Gavs-ı Azam Bağdat dolaylarında gelir, ilim görür. Dikkat buyurun, ilim görür. Ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ilim her erkek ve kadına farzdır.
Yani bu işte ilimsiz gidilmiyor aziz Müslümanlar. Bilhassa o noktaya çekmek istiyoruz. Yani hiç kimsenin tarikatına sözümüz yok. Dedik, tarikat İslam'ın ordularının kışlasıdır. Hiç kimse oralara dil uzatamaz. Yalnız kardeşlerimizde bir eksiklik görürsek, madem ki bu kürsüde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatını telkin etmeye çalışıyoruz, onun için ehli tarik kardeşimize de şunu söylemek boynumuzun borcudur. Önce ilim öğrenin, Kur'an öğrenin, hadisi öğrenin, helalden haramdan korunun. Bakın Gavs-ı Azam ilk önce ilim gördüm diyor. Ahmet İbni Hanbel radıyallahu teala'nın talebelerinin yanında hadis hafzediyor. Onun talebelerinin yanında Kur'an'ı hafzediyor ve nihayet ledunni ilimler seviyesine yükseliyor bu büyük insan. Eğer bunu almasaydı, Gavs-ı Azam bu ilmi almasaydı biz de derdik ki ilimsiz bu yolda da ilerlenebilinir. Ama işin zahiri budur ve yol budur, doğru yol budur diyoruz. Ve ilim aldım diyor. İlim aldıktan sonra artık çarşıda, pazarda dolaşırken halk bana işte bu memleketin delisi Abdülkadir budur diyordu. Halbuki ben kendimden geçmiştim. Bazen öyle zaman oluyordu ki günlerce ekmek aş yemiyordum, et yemiyordum. Bana mübah olan otlarla yiyeceğimi temin ediyor ve nehir kenarlarındaki yosunlardan yiyip Rabbıma şükrediyordum. Ve bu arada şeytan da bana hep ilişiyordu. Hatta bana diyordu ki Abdülkadir, artık senin seyyiatın yazılmayacak, vazgeç bu sevdadan. Yeter kendini helak ediyorsun dediği zaman ben ona şu cevap veriyordum. Sevgilim, ceddim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki beşikten mezara kadar ilim. Hani ben mezarda mıyım ki vazgeçeyim bu ilim sevdasından diyordum. Ve nihayet aziz Müslümanlar halk bunu anlayamamış, önceleri onun seviyesini kavrayamamış ve 40 küsür yaşlarına geldiği zaman artık Bağdat topraklarına girmesi için kendisine manada emir veriliyordu. Ve kendisi yine devam eder. O günlerde ben bir İranlı oluşum nedeniyle, hani Farslı, güzelce Arapçayı telaffuz edemiyordum. Beni artık anlamışlar bir kısım kişiler, küçük mescitlerde bana vaaz etme yetkisi vermişlerdi diyor. Ve ben vaaz ederken bazı akıllı kişiler bana gülüyordu. Çünkü ben Arapçayı tam telaffuz edemiyordum. Kendi itirafı. Ve bu haldeyken bir ara içimden geçti. Dedim ki acaba ben bu vaaz-ı nasihatı terk etsem, dağlara köllere mi yine çekilsem, o cezbevi hallerime mi dönsem diye düşünürken, o gece rüyamda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Bana dedi ki Abdülkadir, niçin üzülüyorsun? Niçin hizmetten çekilmek istiyorsun? Ya Resulallah, görüyorsun, ulemalar benimle alay ediyorlar. Diyorlar ki bu İranlı geldi bize dini şeriatı mı öğretecek? Şimdi ben düzgün Arapça konuşamadığım için benimle istihza ediyorlar. Ve döndü bana dedi ki Abdülkadir, uzat ağzını yavrum dedi. Ve ben ağzımı uzattım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 4 defa ağzıma üfledi. Yani bu demin saydığım 4 esası bana vermiş oldu. Kelamı, fıkhı, ahlakı ve tasavvufu. Bana 4 defa ağzıma üfledi ve korkma, kürsüye çık, konuş oğlum dedi. Ve arkasından yine ceddim İmam Ali radıyallahu teala o da bana yaklaştı, uzat yavrum ağzını dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselamdan bana verilen ilimden sana vermek istiyorum. Ve ağzıma 3 defa üfledi, 4.'ü de bekliyordum ki kendisine dedim, benim ağzıma Resulullah 4 defa üfledi, siz niçin 3 defa üflüyorsunuz? Dedi, bilmiyor musun, nezaket gerek, Resulullah'ı geçemem. Resulullah 4 üflediyse ben ancak 3 üfleyebilirim. Hatta 3'ü bile üflemek haddim değildir dedi. Ve ben aynı gün kürsüye çıktığımda halk cezbeleniyor ve ulemalar bile anlattığım şeyden akılları ermiyor ve hatta içlerinden bayılanlar oluyordu. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ilmi bana vermişti. Evet muhterem müminler, bu zatı radıyallahu teala diyoruz, Allah ebedi razı olsun, Kadri tarikatının, Kadri meşrebinin kurucusu, üstadı, önderi ve sayısız insanların imanının kurtulmasına vesile olmuş bir tasavvuf büyüğümüz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şefaatinden mahrum etmesin. Çünkü Allah Celle Celaluhu onlara vaat etmiş ve onlar da bize vaat etmiştir. Hatta öyle demiştir ki, benim takkemin, benim medresemin önünden geçen adamın cehenneme gitmesine razı olamam.
bu kadar şefaatli bir insan, şefkatli bir insan. Ama sakın bunu istismar etmemek gerektir. Çok önemli bir meseledir ve biz deriz ki, efendim ben kadriyim, istediğimi yaparım, ceddim Gavs-ı Azam beni kurtarır. Böyle bir mesele yoktur. Gavs-ı Azam'ın burada söylediği şey, kendi haline kıyas yapmıştır. Yani benim gibi bu medresenin önünden geçen, İslam dinine, akidesine, şeriatına sadık kalarak, çünkü Allah Celle Celaluhu vaadi değişmez. Yani bir insan, ben ölünceye kadar içki içerim, ben ölünceye kadar şu kaltı dağıtırım ve sonunda da Gavs-ı Azam beni kurtarır mümkün değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, kızım Fatıma başının çarasına bak. Deme babam peygamberdi, zira senin için bir şey yapamam. Bu hadis çok önemlidir aziz müminler. Hazreti Resulullah döndü Musa Aleyhisselam'a dedi ki, ya Musa, senden Abdülkadir gibi bir insan var mıdır? Hazreti Musa, hayır ya Resulallah, benim ümmetimden böyle insan yetişmedi. Dedi, işte bu benim evladımdır. Ve benim varisimdir. Ve ona itaat eden bana itaat etmiş gibi olur deyince, Gavs-ı Azam cezbelenip şunu söylüyor. Her yerde, her mabette onu içeceğim. Aşıklara din ve mezhebimi izhar edeceğim. Zaviyelerde açık olarak, yani gizli değil, cehri olarak zevkler içinde sermest olacağım deyip cezbeye kapılıyor. Ve o gün bugündür ki bu büyük insanın kurduğu düzen açıktır, yani gizli değildir. Daha doğrusu biz onları daima söyleriz, alkışlıyoruz. Dünyadaki materyalistleri, bilhassa şeytanları kovuyorlardır onlar açık zikirleriyle. Ama istisna değil, hakikat yönünü söylüyoruz. Yani kadri halkasında yapılan zikir, cehri zikir, yeryüzündeki şeytanı kovalıyorlardır. Ve nakşilerin yapmış olduğu hafi zikir, kalpteki eneyi deliyor, nefsi deliyor, nefsin iflahını kesiyor. O da ayrı bir yön. Ve burada anlıyoruz ki, büyük üstad Gavs-ı Azam yine bu dersini Resulullah'tan alıyor. Ve sorunun içinde gelen bir mesele var ki, Gavs-ı Azam benim kademim cümle evliyanın omuzundadır, hakikati nedir? Ve biz onu araştırdık, bir kasidelerinde şöyle buyurur. Ben ki Hüseyin'iyim, hazinedir durağım. Cümle hak erlerinin boynundadır ayağım. O yaptı tüm kutuplar üzerine ben sultanım. Her halükarda emri hükümranım. Evet, bunu Gavs-ı Azam söylemiştir. Aziz müminler, biliyorsunuz tasavvufta üç mertebe vardır. Fenafi şeyh, fenafi resul ve fenafi lillah. Bu üçünün arasında da çok makamlar var, fakat biz üçünü anlatıyoruz. Birincisi, mürit şeyhinde fani olur. Ben derken şeyhini kasteder. Yani şeyhim beni görüyor, gözetiyor. Şeyhinin terbiyesi altında yetişmesi. Buna biz fenafi şeyh diyoruz. Şeyhinde fena olma, yok olma. Ben yokum, o var. Yani şeyhini kasteder. Ve ikinci bir basamak attığında fenafi resul. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zatında, vücudunda fani olur. Artık ben derken Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı kasteder. Yani ben bunu yapacağım derken Resulullah'ı kastediyor. Ve üçüncü mertebede de ben bunu yaparım derken Allah'ı kastediyor. Çünkü Allah da fena olmuştur. Tabi ince meseleler bunlar, fazla açmıyoruz. Şimdi Gavs-ı Azam burada ben ki Hüseyin'iyim, hazinedir durağım derken kendisi fenafi Resul'deyken bunu söylüyor. Yani ben onun evlatlarındanım, ben onun soyundanım ve cennettir benim durağım demek istiyor. Bu elhak doğrudur. Cümle hak erlerinin boynundadır ayağım derken, yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı kastediyor. Ben onda fani oldum. Yani bir cihetle ben Hazreti Resulullah'ın yerindeyim ve onun ayağı cümle evliyanın boynundadır. Haşa, kendi nefsini söylemiyor. Çünkü bir kasidelerinde o şöyle buyururlar. El hamsetu utfi biha harrel veba vel hatime el Mustafa vel Murtada ve ibnahuma vel Fatıma. Beni dünya ateşinden ve cehennem ateşinden koruyacak beş tane şefaatçi biliyorum. Çünkü ben bu gidişle cehenneme gidiyorum der. Kendi nefsine hitaben. Ama beni kurtaracak beş el tanıyorum ki onlarla dünyadayken dünya ateşini, veba ateşini söndürürüm. Harrel veba vel hatime.
bir de cehennem ateşini söndürürüm. İşte onlar şudur ki, El Mustafa vel Murtada, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ki benim ceddimdir. Vel Murtada İmam Ali benim şefaatçimdir. وَبْنَاهُمَا bir de onların evlatları Hazreti Hasan ve Hüseyin ve onun neslinden gelenler ve bir de anam Fatıma vel Fatıma. Bunlar beni kurtaracak beş şefaatçimdir der. Yani kendi nefsini hiçbir zaman yüksek tutmaz Gavs Azam. Burada bunu söylerken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a vekalet ederek söylüyor. Cümle hak erlerinin boynundadır ayağım. O yaptı, tüm kutuplar üzerine ben sultanım. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bana manada bir cübbe giydirdi ve şu anda yeryüzündeki bütün kutupların üzerine sultanım. Evet, bunu söylerken cihanın dört köşesine bulunan veliler başlarını uzatıyorlar. Alel râsi vel ayni. Başımız ve gözümüz üzerine ya Gavs. Ve bunlardan birisi de onun devrinde yaşamış olan, vefatından sonra dahi kabrinde tasarruf sahibi olan, Kütüb-i İslamiye'de yer almış bir insan ki memleketimizin topraklarında, Şeyh Hayati Harrani Kuddisesi Ruh. O zaman boynunu uzatıyor, saddakta ya üstad, başım önüne eğiktir, sizin ayağınız boynumuzun üzerindedir deyip onu tasdik ediyor. Ve öldükten sonra da diyoruz, bunlar mutasarrıftır. Yani mezarlarında dahi Allah'ın izniyle tasarruf ederler. Ve kendisi bu sözü söylerken dedik Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'da fani olduğu içindir. Ve ondan sonra aziz Müslümanlar bundan bu büyük zattan çok büyük kerametler görüyoruz. Örneğin talebeleri şöyle aktarırlar. Vaaz ederken bana dedi ki koş falan mezarlıkta ut çalan bir insan var onu al bana getir. Ve ben koştum diyor. Gittim, aynen o mezarlıkta yaşlı ut çalan bir insanı gördüm. Ve kendisine seni Gavs-ı Azam çağırıyor dediğim zaman düştü bayıldı. Ayırttım kendisini elinden tutup mescide getirdim ve Gavs-ı Azam'a aynen şöyle nakletti. Üstad dedi, ben bunca senelerden beri insanlara ut çalır insanları eğlendirdim. Şimdi yaşlandım, kimse beni dinlemiyor. Ve bana artık yuh çekiyorlar, benimle alay ediyorlar. Ben bütün hayatım boyunca bu sefih işi yaptığım için utanıyorum. Ve bundan sonra diyorum ki artık beni ölüler dinlesin. Ve ben bu mezarlıkta bu işi irtikap ederken sizin mübarek sesinizi duydum. Ve duyduğumdan dolayı da bayıldım. Şimdi benim için tövbe var mıdır? Ve Gavs-ı Azam o insanın manevi tedavisini, hani dedik Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın zatının mucizesidir. Bu aklınızda kalsın. Ve onun duasıyla, onun dersiyle bu insan delaletten hidayete doğru yol alıyor. Görüyor ki muhterem müminler, Allah'ın velileri Allah Celle Celaluhu'nun gösterdiği yolda istedikleri şekilde ilerleyebilirler. Hani Hazreti Allah Celle Celaluhu, ben istediğimi nebi yaparım ama isteyeni veli yaparım. Yani veli olmak bizim elimizde, nebi olmak Hazreti Allah'ın elindedir Celle Celaluhu. Eğer biz istersek, çünkü hepimizde aynı istidat vardır, her insan çalışsa ama demiyorum Gavs-ı Azam'ın makamına gelir, demiyorum bir Muhiddin Arabi'nin makamına gelir, fakat o yolda ilerlemek bizim elimizdedir. Allah Celle Celaluhu çalışmamızı takdir eder ve dilediği makama bizi getirir. El verir ki biz önce farzlar ve sonra nafilelerle iştigal edip bu yolda yol alalım. Ve devam eder talebesi. Hani mevzumuz o zatı tanıtmaktı madem devam ediyoruz. Diyor ki bir gün hastalanmıştım, evimde yatıyordum, Gavs-ı Azam benim ziyaretime geldi. Ve içeriye girdiğinde bana bir derdin, bir isteğin var mı dediğimde evimin tek iaşesi, dikkat buyurun, bir tavuk ve bir horozum vardı diyor. Bu bana yumurtayı verir Allah'ın kudret eliyle. Bana bunu verir, ben de o yumurtayla tagaddi eder ve hizmet-i Kur'aniyeme devam ederdim. Ama ne hikmetse hastalığım anında o mübarek hayvan yumurtasını kesmiş ve horoz dahi ötmesini kesmiş. Ben üstadıma şikayet ettim. Dedim ki, ya üstad bu hayvanlar bu vazifeyi tatil etmişler. Ve Gavs-ı Azam döndü aynen bu şekilde. Tavuğa şunu söyledi. Ey mübarek hayvan! Niçin sen bizim müridimizin rızkının kesilmesine sebep olursun? Niçin vazifeni yapmasın? Ve döndü horoza da aynen bu kelimeyi.
sen niçin Allah'ı tesbih etmekten farig olursun? Niçin Allah'ı tesbih etmesin Celle Celaluhu? Ve horoz o andan itibaren ötmeye başladı. Bu da onun büyük bir kerameti. Yani o günden sonra o tavuk yumurtlamaya ve o horoz dahi ötmeye başladı. Buradaki yine ince hikmet, Allah Celle Celaluhu'nun sevgili kulları, Allah Celle Celaluhu'nun sevdiği şeyleri sevdiği için ve sevdiği şeyleri emrettiği için hayvanat dahi, hayvanat taifesi dahi bu insanlara uyar, emirlerini dinler. Ve bir yaşlı kadın yanına evladını koymuştur ders alsın diye. Günün birinde içeriye girer bu yaşlı acuze hatun. Bakar ki oğlu kuru ekmek yiyor. Ve diğer bir odaya girer, Gavs-ı Azam indirmiş önünde tavuk yiyor. Hemen bunu bağdaştıramaz. Bu ikisinin arasında bir çelişki olduğunu idrak eder kadın. Ve der ki ey üstad, ben oğlumu yanına koydum ki tedrisat görsün. Ama oğlum kuru ekmek yiyor, sen ise burada oturmuş tavuk yiyorsun. Bu olur mu yani? Deyince Gavs-ı Azam o acuze kadına nasıl tarif etsin, nasıl anlatsın? Yediği tavuğun kemiklerinin bulunduğu çanağa mübarek yüzünü dönüyor. Kum biiznillah, Allah'ın izniyle kalk dediği zaman tavuk eski şekliyle kalkıp yuvasına uçup gidiyor. Ve kadına diyor ki ey hatun, senin oğlun da bu makama gelirse tavuk yesin. Eğer bu makama gelmezse ben ne yapayım? Bu makama gelirse tavuk yesin. Biz tavuğu şükür için yiyoruz, doymak için yemiyoruz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'ya şükretmek kastıyla yiyoruz. Ve dolayısıyla bir hakikat erine yakışan odur ki yediği yemeği şükür için yesin, tefekkür için yesin. Çünkü sahabe-i kiram diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yediği zaman tam doymazdı. Ve evde ne bulursa yerdi. Ama biz öyle yapmıyoruz. Ağzımızdan çıkan bir kelime şudur: akşama ne var ne yiyeceğiz, öğlede ne var ne yiyeceğiz. Ve dolayısıyla bu kadar çok yiyen bir insanın tarikat yolunda da, şeriat yolunda da, hakikat yolunda da ilerlemesi ne mümkün. Aldatıyordur, başka bir şey değil. Çünkü Müslüman şükür için yerse yer, tefekkür için yer ve yediği şeye de razı olur, sabreder. Ama bizde bu yok. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hepimizi affetsin. Evet, Gavs-ı Azam bu babda müştehit olduğu gibi diğer yönde de Hanbeli mezhebinin dağılmaması için, hatta ona bazı alimler ikinci Ahmet İbni Hanbel de derler. Yani Hanbeli mezhebinin dağılmaması için bütün müritleriyle birlikte, cemaatiyle birlikte Hanbeli mezhebinin içtihadıyla amel etmiş ve o gün bugün Hanbeli mezhebi ayakta duruyor. Ve oturduğu zaman fetva verecek kadar dirayetli, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre fetva verirdi. Onlardan birini yine yakın talebesi bize şöyle aktarır. Günün birinde bir adam geldi şöyle dedi: ben şu Irak topraklarındaki bütün fıkıh adamlarına sordum, ağzımdan bir yemin çıkmış. Yemini de şu: ben hiç kimsenin bulunmadığı ve ibadet etmediği bir zamanda ibadet etmezsem hanımım benden 3 talakla boş olsun demiş. Ağzından bu çıkmış. Ve buna fetva arıyor, fetva bulamıyor. Gittiği her yerde diyorlar ki hanımın senden boş oldu. Çünkü hiç kimsenin bulunmadığı bir yer muhaldir. Ve hiç kimsenin ibadet etmediği bir zamanda muhaldir. Ancak bunu Gavs-ı Azam'a sor, sana hikmetini anlatsın. Yani işin fetvasını versin. Ve Gavs-ı Azam tebessüm ediyor. Bunda ne var ki? Bu en kolay olan şey. Ne yapacağız ya üstad dediğinde? Sen Kâbetullah'a gideceksin. Harem-i Şerif'e gidip orada kalacaksın. Bak, 24 saat içerisinde Kâbetullah'ı boş bulduğun zaman hemen tavaf edeceksin. Ve tavaf ettiğin zaman o havalide hiç kimse yok ve o havalide hiç kimse ibadet etmiyor ki orası beledil emindir, Allah'ın nazargahıdır. Orada sen bu ibadetini yaparsan hanımına dönüp yeniden kavuşabilirsin. Bakın, şeriata uygun bir şekilde, Kur'an'a ve fıkha uygun bir şekilde fetva veriyor. Ve aziz Müslümanlar, bu büyük zatın menkıbeleri, efendim onun kemalatı anlatılmakla bitmez. Genellikle onun mertebesini, menkıbelerini anlatan çok kitaplar vardır. Oraya müracaat edebilirsiniz. Biz dilimizin döndüğü kadar bu büyük insanı ancak bu kadar anlatabildik. Aslında çok uzun zaman alır ve hatta onu tarikat büyüklerinden Şah-ı Nakşibend Kuddise Sirruhu o şöyle nakleder bir kasidesinde: her iki alemin sultanı Şah Abdülkadir, evladı Adem'in hakanı Şah Abdülkadir,
Arşın kürsünün kalemin ayı hem güneşi Şeyh Abdülkadir. En büyük nurdan bir kalp, bir nur Şeyh Abdülkadir. O öyle nakleder. Ve biz de onun duasıyla mevzumuzu bitiriyoruz. O şöyle dua ederdi devamlı. Ya Rabbel Alemin, idrak gözlerimizi hidayetin sürmeleriyle sürmele. Fikir ayaklarımızı şüpheli yerlere bastırmaktan koru ya Rabbi. Ruh kuşlarımızı şüphe ve tereddüt tuzaklarına düşmekten muhafaza et. Namazlarımızı kılmak için bize yardımcı ol. Amel defterlerimizin satırlarından seyyiatımızı siliver ya Rabbel Alemin. Cömert ehli bizi o günde terk ettikleri an, bizden yüz çevirdikleri an, sen bizi boş bırakma ya Rabbi, umutsuz kılma ya Rabbi. Bu zayıf kulunu kurtar ya Rabbi, kendi nefsine söylüyor. Ve biz de ona izafeten, ya Rabbi bu zayıf kullarını kurtar diyoruz. Ve bize hidayet yolunu göster, bizi sırat-ı müstakim ashabından ayırma. Cezaen lillah bi inayetil Fatiha.